Bir fotoğrafın onu ilk kez gören bir insanda nasıl bir aydınlanma hissi uyandırdığını hayal edebilmemiz bence bugün imkansız. Gördüklerimizi aynen olduğu gibi kaydeden, anıları donduran bir ayna. Fotoğraf ile insanların zamana bakış açısı değişti. İlk defa belki de onlar daha doğmadan ölen büyük anne ve büyük babalarını görebileceklerdi. Fotoğrafçılığın sıradan insanların yaşamını bile nasıl etkilediğini ve hayatlarının kalıcı bir parçası olduğunu görmek benim için bu konunun en can alıcı noktası. Kısacası fotoğraf bizim hayatımızı değiştirdi. ...1814-1815 yıllarında Nicéphore Niépce adında biri asfaltın ışığa duyarlı olduğunu keşfetti. Bir cam parçasının üzerine hazırladığı solüsyonu sürdü ve bunun üzerine de üstüne oyma baskı yerleştirdiği bir kağıt parçası koydu. Işığın vurduğu ve asfaltı ortaya çıkardığı yerler sertleşmişti. Bu asfaltlı cam parçası bir solvent yani kimyasal çözücünün içine konulduğunda sertleşmeyen kısımlar çözünüyordu. Bildiğimiz ilk fotoğraf, kurşun kalay alışımı üzerine Nicéphore Niépce tarafından çekilmiştir. Bir pencereden görünen manzaranın fotoğrafıdır. 1820'lerden kalma olan ve bu asfaltla yapılan bu fotoğraf günümüze kadar ulaşmıştır. İlk fotoğraf ve fotoğrafçılığın icadı işte budur. Niépce bir şeye ulaşmak üzere olduğunun farkındadır ve Louis Daguerre'i ortağı olarak işe alır. Daguerre 1820'lerde yani daguerreotipinin 1839'daki tanıtımından önce de Paris'te tanınan biriydi. Bir şovmendi. 1922 yılında Paris'te açılan 22 metrelik bir diorama ile tanınıyordu. Tabii ki fotoğrafçılıkla ya da o zaman henüz icat edilmemiş olan bu alanla ilgileniyordu. Camera obscura'nın nasıl çalıştığını biliyordu. Niépce'in parası ve gençlik enerjisi kalmamıştı ve sağlığı da iyi değildi ama çalışmaları Daguerre'i çok etkiledi. Niépce bayrağı ona devretti. Niépce'in ölümünden sonra Daguerre onun deneylerine tek başına devam etti. 1839 yılında Daguerre artık hayal ya da deneysel değil, tamamıyla gerçeğe dönüşmüş bir sisteme sahipti. Cihaz mükemmel çalışıyordu. Gümüşle kaplanmış bir bakır levha kullanılıyordu. Bu bakır levhanın çok iyi şekilde parlatılması gerekiyordu. Levha karartılmış bir odaya doğru çevrildiğinde siyah görünmeliydi. İyodürle etkileşime sokulduktan sonra ise kutudan çıkan levha sarı olurdu. Bu gümüş iyodürdür. Daha sonra levha bir kamera obscura'nın içine yerleştirilir. Buna artık kısaca kamera ya da fotoğraf makinesi de diyebiliriz. Yeterince zaman verilerek pozlama yapılır. Levha karanlık bir odada kameradan çıkarıldığında başta hiçbir şey göremezsiniz. Tamamen görünmezdir ve camera obscura'nın içine konulmadan önceki sarı halinin aynıdır. Fakat bu levhayı küçük bir cıva haznesi bulunan başka bir kutuya koyup da cıvayı ısıtırsanız, cıvadan çıkan duman levhanın üzerine temas eder ve bundan sonra levhayı kutudan çıkardığınızda görseli görebilirsiniz. Tabii hala görseli sabitlemeniz gerekmektedir. Sabitleme garip bir terim. Daha anlaşılır tabiriyle, levhanın bundan sonra tekrar ışığa maruz kaldığında değişikliğe uğramasını engellemek olarak açıklanabilir. Bunun için levha, üzerindeki görüntünün sabitlenmesini sağlayan bir solüsyon içine konur. Buna günümüzde hipo deniyor. Ardından daguerreotipi özel bir kılıfa yerleştirilir. Bu kılıf havayı levhadan uzak tutmak için tasarlanmıştır. Çünkü havaya maruz kalması gümüşün kararmasına sebep olur. Daguerre bu buluşunu hükümete satar. Sonrasında hükümet dünyadaki herkesin daguerreotipi yapmasına izin verir. Bir tek İngiltere hariç. Yani İngiltere'de daguerreotipi yapmak isteyenlerin bunun için bir ödeme yapmaları gerekiyordu. Bu gördüğünüz Giro daguerreotipi fotoğraf makinesi, yani dünyada ticari olarak üretilen ve satılan ilk fotoğraf makinesi. Makinenin kendi kadar görüntünün işlenmesini sağlayan, yani bugünkü tabiriyle baskı sistemi de özeldi ve paketin bir parçasıydı. Bu cihaz aslında Amerikan kültürüne de çok uygundu. Teknolojiyi kucaklayan ve kullananlar Amerikalılar oldu. Amerikalılar bu yıllarda bu cihazla evlerinden ayrılıp batıya doğru,
uzaklara, insanların düşünebilecekleri, üzerine kafa yorabilecekleri ve sonra da fotoğraflar sayesinde hatırda tutabilecekleri yerlere yol almışlardı. Günümüzde daguerreotipleri incelemek için George Eastman Müzesi'nin fotoğraf deposuna gidebilirsiniz. Müzenin sahip olduğu bütün fotoğraf koleksiyonu burada muhafaza ediliyor. Daguerreotipler de işte bu kısımda yer alıyor. Dünyadaki en büyük daguerreotipi koleksiyonlarından biri burada. 3500'den fazla daguerreotipi bulunuyor. Bunların 1500 kadarı Fransız daguerreotipisi. Yani Fransa dışındaki en büyük Fransız daguerreotipi koleksiyonu burada yer alıyor. Daguerreotipler ilginçtir. Çünkü daguerreotipinin üzerinde aynı anda hem pozitif hem de negatif görüntü bulunur. Bir daguerreotipi gerçekten deneyimlemek ve tüm etkisini hissedebilmek için onu elinizde tutmanız lazım. Çok kişisel, çok parlak ve yüzeyi de oldukça yansıtıcı. Bazen kendi yansımanızı görebiliyorsunuz ve bu da bir anlamda sizi de objenin bir parçası haline getiriyor. Daguerreotipler yüksek çözünürlük ve sonsuz detaya sahipler. Görüntüleri çok kaliteli. Teknik olarak da çok ilginç bir şeye değinmemiz lazım. Fotoğraf ya da çıktılar, film ya da negatif üzerinden yapılmazlar. Yani daguerreotipi levhası gerçekten de fotoğrafı çekilen insanla aynı odada bulunmuştur. Bu durumu belki de insanın enerjisinin levhaya geçmesi diye tanımlayabilirsiniz. Her ne kadar süreç 10 ya da 20 dakika kadar uzun olabilse de bunun oldukça kalıcı bir işlem olduğuna değinmeliyiz. Çocukluğumuzda çekilen kağıt fotoğrafların hepsi bugüne kadar ulaşmamış olabilir. Yırtılan, sararan ya da bozulan fotoğrafları bilirsiniz. 1850'lerde çekilmiş bir daguerreotipi ise hala bozulmamıştır. Daha da şaşırtıcı olanı ise tüm detaylarıyla hala mükemmel haldedirler.